başkanım. Sayın başkanım. Yok başkanım. Çekeriz burada gene bak. Yok şu an alıyor. Sayın Özgür Özel şu anda bizlerle. Merhaba. Merhaba. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Gelmenizden çok onurlandım. Konuşmalarınızdan tüylerim diken diken oldu. Çok onurlandım. Çok gurur duydum. Başarmak için elimizden ne geliyorsa ilçe başkanı arkadaşımızla birlikte bütün köyleri dörder kez geçtik. Karşımızda işte AK Parti MHP'nin bir adayı var. Bir de İYİ Parti'nin adayı bizim eski işte desteklediğimiz aday. Bize karşı hepsi rakip oldular. Sizlerin sayesinde biz bu seçimi kazandık. Yine sizlerin sayesinde çok iyi bir şekilde temsil edeceğiz. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Bizim su basan bir yerimiz vardı. 20 senelik sorun. Arabalar suyun içine gömülüyordu. Orayı hallettik. Orayı 3 tane hat bağladık, hallettik. Sorunları teker teker hepsini çözeceğiz. Ekonomik sorunlarımız var, onları da hallediyoruz. Problem yok. Bütün sorunlarımızı halledeceğiz. CHP'yi Türkiye'de iktidara getirebilmek için bir susurluk olarak elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Değerli başkanım, bir kez de sizi makamınızda ziyaret ederek tebrik etmek istiyoruz. Hakan Başkanımız Susurluk'ta çok önemli bir seçimi kazandı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin ortak adayından 10 puan fazla. Geçmiş dönem ittifak adayımız olan ve İyi Parti'den aday olan belediye başkanının 3 katı kadar oy alarak neredeyse her iki Susurluk'tan birinin oyunu alarak bu seçimi kazandılar. Bu çok önemli bir başarı. Biz geçtiğimiz dönemde yaptığımız ziyaretlerde de örgütümüz 2009 yılında kazandığımız belediyeyi yeniden kazanma noktasında çok motiveydi. Biz de Susurluk'a çok önem veriyorduk. Balıkesir seçimlerinde bir ittifak arayışı olduğunda hep Susurluk bizden istendi. Biz de Susurluk'un asla mevzubahis olamayacağını hep ifade ettik. Çünkü burada adayımıza güvendiğimizi, partimize güvendiğimizi, örgütümüzün, ilçemizin, ilimizin bu konuda tam motive olduğunu hep söyledik. Milletvekillerimiz aynı kanaatteydiler. Ve Susurluk Belediyesi tarihteki başarılarımızla da uyumlu bir şekilde yine Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanıldı. Biz tabii belediyeleri sadece aday gösterene kadar başkanları ölçmüyoruz. Kampanyada da izliyoruz. Kampanya sonrasında da şimdi de takip ediyoruz. Susurluk Belediyesi de diğer belediyelerimiz gibi ilk 6 ay içinde kendisinden beklenenleri hızla vermeye çalışan, ekonomik sorunları olan, yapısal sorunları olan, uzun süredir altyapı yatırımları konusunda Büyükşehir tarafından ihmal edilmiş bir belediye. Artık Balıkesir Büyükşehir'in Sayın Ahmet Akın tarafından yönetiliyor olması, yine belediye başkanımızın sorunlara hakim bir isim olarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Susurluk Belediye Başkanı olması uyum içinde bu meseleleri hızla halledeceğimizi ifade ediyor. Benim ilk gördüğüm başlangıç açısından da oldukça önemli işler yapılıyor. Hem altyapıyla ilgili planlamalar çok önemli, hem sosyal belediyecilik uygulamaları çok önemli. Okullarda çocuklara bizim tabii bütün Susurluk'ta mola verenlerin aklında tost ayran vardır. Okullarda çocuklara tost ayran dağıtılıyor olması da bence çok çok güzel bir uygulama. Bundan sonra hem altyapıda hem sosyal belediyecilikte hem halkla iç içe bu başarının çok daha artarak, perçinlenerek devam edeceğini ümit ediyoruz. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi grubuna teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Ayrıca sizin şahsınızda diğer siyasi partilerden seçilmiş belediye meclis
üyelerine de başarılar diliyoruz. Tabii ki onlar Susurluk özelinde muhalefet görevini yüklendiler. Biz onların eleştirilerine, önerilerine kulak kabartacağız. Onları dinleyeceğiz. İyi projelerde destek vermeleri onlar açısından da Susurluk açısından da doğru bir iştir. Belediye meclisleri kavganın, tartışmanın değil, o kent için işbirliğinin ön planda olması gereken meclisler. Hem Susurluk'ta hem Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli işleri başarmakta olduğunu görüyoruz. Bunu sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Tabii ortak hedefimiz yapılacak olan ilk genel seçimleri kazanmak. İlk genel seçimleri kazanmak için de belediye başkanlarımızın örgütümüzle uyumlu çalışması, beklentileri yerine getirmesi son derece önemli. Biraz önce ilçe başkanlığında da birlikteydik kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü belediye başkanımıza, belediye başkanımız da örgütümüze emanettir. Onlar, belediye başkanımız çalışacak, örgütümüz anlatacak ve bunu genel olarak sadece başkanın değil, bir Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olmanın bilinciyle partinin de başarısına dönüştürmek hepimizin görevi. Tabii ki örgütü de sahipsiz bırakmamak, o noktada gerekeni yapma noktasında her zaman kullandığımız ifadeleri tekrar etmeye gerek yok. Ben Balıkesir'de ve Susurluk'ta bir uyum görüyorum. Bir başarının ardından uyumlu bir çalışma görüyorum. Bundan çok memnunuz. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Buyursunlar efendim önlere doğru. Buralarda boş alanlarımız. Birlikte başlayalım. Bir belediye ziyaretini burada mitinge çeviren sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Üç babamın üç amca kızını buradaki bir kazada kaybetmiştik. Gerisin geriye buraya koşmuştuk. Seçim sırasında efendim Balıkesir'de siz bize karşı aslında çoktan borçlu olup bu borcunu ödeyeceğini söyleyenler üç ilçesi Ege bölgesine dahildir. 9'da 9 yaparak en büyük başarıyı buralarda elde ettik. Ve şeker pancarı stoğuyla tutanların, verimsiz kılanların, karsız gösterenlerin, iflasa ve kapanmaya sürükleyenlerin inşallah iki yakası bir daha bir araya gelmeyecek. İki yakası bir araya gelmeyecek. Küçücük çocukların suratları kendisini tebrik ediyorum. Her yağmurda Susurluğu sel alıyordu. Bunun sorumlusu 4 kişiden 3'ünün oyunu istiyorum. 3'ünün. Zorluklarına rağmen kimi de bunlara kanarak son bir kez oy verdi. Şimdi iki şey görünüyor. Vallahi ezanı dindirecekler diyorlardı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler köyde eksik olan camiyi yapıyor. Kiminin açılışına gidiyorum. Bak var. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesi de Hüdapar. İstiklal Marşı'na karşılar. Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Cumhuriyete karşılar. Benim Hüdapar'a bir sözüm yok. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. Mikroptur. Büyük bir siyasi aymazlıkla, yüzsüzlükle sustular ve İsrail'le ticarete devam ettiler. Defalarca inkar ettiler, yakalandılar. En sonunda güç bela durdurdular. Halen daha arka tarafından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı efendim sözü meclis başkanımıza vereyim. Ve din görevlisini bu işe alet etme dedim. Hık diyemediler. Omzumuzu sevdiler.
kalkıp gittiler ama ne oldu? Kamu vicdanında mahkum oldular. Herkes meclis başkanını ayıplıyor. Bilal'i Bey'i arabaya yolladılar, Süleyman Soylu ile birlikte uğurladılar erkenden. Buyurun. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Çekiyorum efendim. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, Manyas Belediyesi bundan önce iki dönemde Cumhuriyet Halk Partili kıymetli bir belediye başkanımız tarafından yönetilen, kendi arzusuyla başkanımızın aday olmadığı, örgütümüzün talebi üzerine sandık kurduğumuz, adayımızı ön seçimle belirlediğimiz ve ön seçim sonucu seçilen Ahmet Duru başkanımızın seçimde de kıyasıya bir rekabetle %46 oy alarak seçildiği önemli bir ilçemiz. Manyas maalesef son dönemlerde dışarıya çok göç veriyor. Çünkü Manyas'ın cazibe merkezi olmasına yönelik kamunun aldığı herhangi bir tedbir yok. Özellikle Bandırma'da Manyas'tan daha çok Manyaslı'nın yaşadığı hep konuşulan, bilinen bir şey. Manyas'ta 13 bin düzeyinde olan nüfusun, Bandırma'da 50 bine yakın bir Manyaslı nüfusunun yaşadığı hep söylenir. Onun için buraya kamu yatırımlarına ihtiyaç var. Onun için burada tabii belediyenin de üstüne düşenleri yapması lazım. Ancak maalesef Büyükşehir Belediye Kanunu 2014'te çıktıktan beri ilçe belediyelerinin gücü, etkinliği çok zayıfladı. Deyim yerinde ise, daha doğrusu hep söylendiği şekliyle, büyükşehir belediyeleri para basmak dışında her türlü yetkisi varken ilçe belediyelerinin yetkileri çok zayıf. Bugüne kadar da Manyas bizde olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de olduğu için gerekli eş güdüm, koordinasyon, yatırım sağlanamamıştı. Şimdi Ahmet Akın Başkanımızın da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte bu uyum yakalandı. Hazırlıklar var, projeler var. Dikkatle takip ediyoruz. Özellikle altyapıdaki imal edilmiş Manyas'ın altyapısının, bilhassa eski köy dediğimiz şimdi kırsal mahallelerin yollarının yapılması, bugünlerde bir kilit taş seferberliği yapıldığını biliyorum. Bunlar önemli. Bu tip yatırımları, bu tip çabaları her geçen gün Büyükşehir Belediye'mizle ilçe belediyemiz uyum halinde, eş güdüm halinde yapacaklar. Ama esas olarak Manyas'ın hak ettiği günlere kavuşabilmesi için en kısa zamanda Türkiye'de iktidarın değişip bu tip bir ilçenin kıymetini bilecek bir iktidara ihtiyaç var. Manyas siyasi tercihlerinden dolayı cezalandırılan, sosyal demokratların ağırlıkta bulunduğu için genel iktidarın ihmal ettiği bir ilçe olarak göze çarpıyor. Büyükşehir'de biz elimizden geleni yapacağız. Ümit ediyoruz, çok uzun olmayan bir vadede de artık genel iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduktan sonra da elimizden geldiği kadar Manyas'a hak ettiği katkıyı sağlayıp bu Manyas'ın aleyhine gelişen göç dalgasını lehine çevirmek gerekiyor. Kuş cenneti çok önemli Manyas'ta. Adı Manyas'ta ama sınırları Bandırma dahilinde kalıyor. Belli bir süredir böyle. Ama kuş cennetinin dünya turizmine açık olması ve Manyas'ın da bundan istifa edeceği projelerin mutlaka
projelendirilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük özel bankası olan İş Bankası burada kendi operasyonel sebeplerle aslında önemli itirazlara rağmen kendilerince haklı gerekçelerle maalesef Manyas küçüldüğü için, hedefler tutmadığı için buradaki şubesini kapattı. O şube Genel Başkan Yardımcımız Ensar Aytekin'in de gayretleriyle, belediye başkanımızın, ilçe başkanımızın azimli gayretleriyle Manyas Belediyesi'ne kazandırıldı. Çok değerli bir yer. Bu çok önemli. Orada bundan sonraki süreçte önemli işlerin yapılacağını, bunun Manyas'ta doğru değerlendirileceğini de ümit ediyorum. İki kişiden birinin oyunu aldı başkanımız neredeyse. Bundan sonraki hedef dört kişiden üçünün oyunu almak. Ve bu oyları genel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görünür kılmak. Yani bir belediye başkanı sadece kendisi ya da belediye seçimlerinde değil, yapılacak olan genel seçimlerde de bunu partisine ciro edebilmelidir. Bu nedenle de partili oluyor belediye başkanları. Geldiklerinde yakalarından rozeti biz çıkarttırıyoruz. Türk bayrağını takıyorlar, gururla taşıyorlar ama parti aidiyetleri devam ediyor. Anayasaya aykırıyken partili birinin zorla cumhurbaşkanı iken başbakan yetkilerini kullandığını, sonra anayasayı değiştirdiğini, şimdi partiyle devlet ayrımını ortadan kaldırdığı noktada evvel ezelden partileriyle bağlarının sürmesine müsaade edilen bu kamu görevi yapan kişilerin de bu yaptıkları iyi işlerin partilerinden bilinmesi önemlidir. Nasıl AK Parti elindeki dünya kadar belediyeyi kötü yönetimi sonucunda bedelini ödediyse biz de iyi yönetimi sonucunda partimiz olarak bunun karşılığını görmek arzusundayız. Yerel seçimlerde dört kişiden üçünün alma hedefi vardır. Genel seçimlerde de üç kişiden ikisinin oyunu alma hedefini hem ilçe başkanımıza hem de belediye başkanımıza emanet ederek Manyas'tan bugün ayrılıyorum. Bundan sonra geçmiş dönemde belediye başkanlarımız açısından kriterimiz şuydu. Vatandaşın memnuniyetine bakıyorduk. Vatandaş memnunsa devam ettiriyorduk. Bu olmazsa olmaz kriter. Elbette devam edecek. Ama önemli bir noktada seçildiklerinden daha ileride bir oyla bizim genel seçimleri görmemiz, kendilerine gösterilen teveccühün partinin üyesi bir belediye başkanı olarak görünür kılmalarını da son derece kıymetlendirdiğimizde ifade etmek isterim. Başkana, belediye meclis grubumuza başarılar diliyoruz. Ayrıca diğer partilerden seçilen belediye meclis üyelerine de başkanın şahsında saygılarımı sunuyorum. Onlar da Manyas'a bu dönem muhalefette görev yapma imkanı buldular. Doğrularda birleşeceğimize, bizim eksiklerimizi onların uyaracağına, bizim de onlara kulak vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. İktidar muhalefet ilişkisinin bir kavgadan ibaret gören anlayış ilkel bir anlayıştır. İktidar muhalefet ilişkisi doğrularda birleşme, farklı düşünülen alanlarda da düzeyli bir müzakere ve gerekirse kabalaşmadan münakaşayı gerektirir. Demokrasi bunu gerektirir. Ama özellikle ben belediye başkanlığıma diğer partilerden seçilmiş belediye meclis üyelerini de kendi grubumuzdaki arkadaşlar gibi onların da saygınlığını gözeterek ve onların da söz haklarını ve önerilerini can kulağıyla dinlemelerini bir kez daha telkin ediyorum. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Manyas'ta unutulmayacak işler yapmanızı, Manyas'ta geçmişte çok başarılı belediye başkanları var. Onların arasına isminizi altın harflerle kazımanızı bekliyoruz. Size güveniyoruz. Başarılar diliyoruz. Önemli. Flamingoların yaşam alanı yine bir sürü kuş var orada. Nesli tükenmekte olan ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bir kararname yayınlandı ve altın madeni için koruma alanı daraltıldı. Bu konuyla ilgili yorumunuzu merak ediyoruz. Maalesef büyük bir üzüntü, büyük bir teessür içindeyiz. Hukukçu arkadaşlarımıza söyledik. Milletvekili arkadaşlarımızdan hukukçu olanlar ve partimizin hukukçuları
bu karara karşı hızlı bir hazırlık yapıyoruz. Bu Cumhurbaşkanı kararı ile ilişkin olarak kapsamına bakarak Anayasa Mahkemesi ve özellikle Danıştay'da Bölge İdare Mahkemesi'nde hızlı bir aksiyon alacağız. Flamingoların gittiği yere akbabalar düşüşmeye kalkıyor. Seyfe Gölü flamingolar için güvenli ve hem üreme hem konaklama alanı iken orayı akbabalara, AK Parti'nin akbabalarına bırakmayacağız. Bunu hepsi bilsinler. Gölü koruyamadıkları gibi, oradaki kuş cennetini koruyamadıkları gibi kendileri yüzünden yaşanan daralmayı hemen koruma alanı dışına çıkarıp orayı altın arama alanına çeviriyorlar. Bu gerçekten kötü niyetten fazlası var burada. Burada gerçek tarafsız bir mahkeme bu kararı alanlara aldıranları, orada altın arayanları vatana ihanetle yargılar. Bu olacak bir iş değildir. Biz var gücümüzle karşı çıkacağız. Sizi de duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Siz basın olmanın sorumluluğuyla, biz ülkenin ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğuyla takip edeceğiz. En kısa zamanda da bu konuda elimizden gelen tüm çabayı sarf ettiğimizi insanlar görecekler. Burası da bir kuş cenneti. Burada Manyas'tan Seyfe'ye bir selam gönderiyoruz ve oradaki akbabaları, AK Parti'nin akbabalarını oradan uzaklaştıracağız. Elimizden geleni yapacağız. Öncelikle Sayın Genel Başkanıma Manyas'ımıza geldiği için teşekkür ediyorum Manyas halkı adına. Başkanım, biz Ensar Aytekin vekilimin sayesinde İş Bankası'nı aldık. 10 bin metrekare taş yaptık. Pazar yeri projemiz devam ediyor. Kreş, Ahmet Başkanım'la ortaklaşa kreş yapıyoruz. Projelerimiz çok. Fazla da vakit almak istemiyorum. Sözü size bırakıyorum Sayın Genel Başkanım. Başkanın az konuşup çok iş yapıyor olması iyi bir şey. Belediye başkanım böylesi makbul. Bazısı çok konuşur iş yapmaz. Hepinize merhaba. Manyas'a böyle haftanın ilk gününde, günün çok sıcak bir saatinde geldik. Baba evine uğradık. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına. Oradan da belediye başkanımıza hayırlısı olsun ziyaretine geldik. Siz burayı bir mitinge çevirmişsiniz. Buraya toplandınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediyeyi bundan önce de iki dönem biz yönettik. Önceki dönem belediye başkanımızdan da memnunduk. Kendisi aday olmadı. Örgütümüz talep etti. Biz Türkiye'de nerede bir ilçe örgütü ön seçim istediyse oraya sandığı koyduk. Ve ön seçimden değerli başkanımız birinci olarak çıktı. Partililerimiz de onu bağrına bastı. Zorlu bir seçim sürecinde %46 gibi bir oyla Manyas'ı yeniden Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bu dönemin önemli bir özelliği var. Bundan önce Manyas bizdeydi ama büyükşehir bizde değildi. Büyükşehir olmayınca ve 2014'ten beri büyükşehir yasasının büyükşehire verdiği yetkilerle ilçe belediyesinin imkan ve kabiliyetleri çok zayıftı. Halen zayıf. Ama Ahmet Akın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla, ilçe belediyesiyle uyumlu çalışmalarıyla, işte şimdi kırsal mahallelerde, eski adıyla köylerde kilit taşların döşenmesiyle, altyapı hazırlık projeleriyle, bundan sonrasına yönelik olarak artık Manyas çok daha iyi hizmet alacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama Manyas'ın sorunu iktidarın Manyas'ı gözden çıkarmış olması.
burayı ikinci sınıf bir ilçe olarak görüyor olması. Maalesef Manyas'ın hem siyasi tercihlerinden dolayı hem de iktidarın bakış açısından dolayı buraya bir ihmal etme, bir hor görme anlayışı var. Biz bunu Büyükşehir Belediyesi yetkileri dahilinde elimizden geldiği kadar aşacağız. Burada nüfus 18 bin, 19 bin. Bandırma'da yaşıyor 50 bin tane Manyas'tı. Manyas devamlı dışarıya göç veriyor. Oysa ki burasının bir cazibe merkezi haline gelmesi lazım. Kuş cenneti var, aynı ismi taşıyor. Sınırlarımızın dışında ve bundan yerli turizm anlamında da, uluslararası turizm anlamında da istifade edemiyoruz. Ama şuna inanıyorum, yapılacak ilk seçimlerde artık Manyas yerelde nasıl uzun yıllardır CHP'den vazgeçmediyse, başkalarına inat, o Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tutumunu sürdürüp Büyükşehir'i de Cumhuriyet Halk Partili yaptıysak, bundan sonraki ilk seçimlerde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı yönetecek. İşte o zaman geçmişte ne kadar ihmal edildiysek o kadar telafi edilecek eksiklikler, elden gelen fazlasıyla yapılacak. Bu süreçte kardeş belediyecilik uygulaması kapsamında başkanımızla konuştuk. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Beylikdüzü Belediye Başkanımızla görüşecek, geçmişten gelen bir protokolümüz var. Kapalı pazar yeri sözünün yere gelmesi için bir gayret olacak. Yapılacak yerle ilgili bir mesele varsa, o sorun aşılmazsa onda inat etmek yerine en uygun bir yerde, en uygun koşullarla sizlerin de rıza göstereceği bir proje ve finansman yöntemiyle kapalı pazar yeri sorununu da çözeceğiz. Çok amaçlı salonlarla ve bundan sonraki süreçte Manyas'taki insanların istedikleri en iyi belediyecilik hizmetlerini yapmak boynumuzun borcu. Sayın Başkanıma söyledim. Geçmişte başarılı belediye başkanlarımızın bulunduğu bir yer burası. Kendisinin de bu görev döneminde yaptığı işlerle adını Manyas'ın iz bırakan belediye başkanı olarak tarihe kazımasını umut ediyorum. Onu size emanet ediyorum ama her biriniz de belediye başkanımıza emanet ediyorum. Bundan sonraki süreçte her gün biraz daha heyecanlıyız. Çünkü bugünün dünden farkı ne? Bugün iktidara dünden daha yakınız. Yarının bugünden güzelliği de yarın daha da yakın olacağız. Her gün bir bir iktidar yürüyüşümüz adım adım gün gün ilerliyor. Parti kurulduğu gün Türkiye'nin birinci partisiydi. Son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisi. Göreceksiniz nasıl geçen seçim söz verdim kurultayda. Dedim ki Ecevit'in yaptığı gibi 70'lerde girdiği iki yerel, iki genel seçimden partiyi birinci parti çıkardı. İlk yerel seçim bitti. Dediğim gibi gece 12.30'da çıktık, partiyi gösterdik. Söz verdiğimiz gibi ışıklar ışıl ışıl yanıyordu. Sabaha kadar bu partinin 973 ilçesinde ışıklar yandı. Gelecek seçimde de sabaha kadar o ışıklar yanacak. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisi olacak. Buna yürekten inanıyorum, hepinizin inanmasını istiyorum. Bunun önüne kim engel olabilir? Vallahi
ne Tayyip Bey olabilir, ne Devlet Bey olabilir, ne geçmişleri karanlık, bugün söyledikleri bulanık, anayasanın ilk dört maddesine karşı çıkan Hüdaparlı, geçmişin Hizbullahçı domuz bağcıları olabilir. Anayasanın dördüncü maddesine karşıyım diyor. Ne var dördüncü maddede? Ay yıldızlı al bayrak var. Ne var dördüncü maddede? Anıtkabir'e ev sahipliği yapan başkentimiz Ankara var. Ne var dördüncü maddede? Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diyen Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşımız var. Ne var dördüncü maddede? Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir var. Bunlardan rahatsız olanlar bu yol yürüyüşümüze engel olamazlar. Bizim yol yürüyüşümüzde bize zorluk çıkaracak şey Cumhuriyet Halk Partililerin birbiriyle iyi geçirmemesi olur. Sözüm meclisten dışarı, meydandan dışarı ama ilçeyle belediye, ilçeyle il, ilçe belediyesiyle büyükşehir, etle tırnak gibi, bir elmanın iki yarısı gibi olacak. Sorun çıkaranla benim sorunum var. Sorun çıkarmayan başımın üstünde, çünkü hep birlikte bir tane sorumluluğumuz var, bu partiyi iktidar yapmak. Onu yapana kadar çalışacağız hep birlikte. Yaptıktan sonra duracak mıyız? Hayır. Bakın Tayyip Bey 2017'de dedi ki enflasyonu tek haneye indireceğim. Aldı %12'deki enflasyonu kendi hesabıyla %68'lere çıkardı. Büyük krizler sonucunda enkaz devraldım diyordu. Ecevit 29'la verdi. Bugün enflasyon 59. %85'leri gördü. TÜİK'e göre gördü. Tayyip'i yüzmeyen İstatistik Kurumu'nun baş harfleri. Gerçekte %125 enflasyonları gördü. Enflasyonu düşürmek de, maaşları yükseltmek de, fiyatları düşürmek de, sizin alım gücünüzü arttırmak da, emekliyi insanca bir emeklilikte yaşatmak da, asgari ücrete evrensel standartlarda bir kazanç getirecek maaş haline getirmek de, ürünlere en uygun taban fiyatı vermek de, şeker fabrikalarından tutun bunların göz diktiği bütün varlıkları korumak da, bu devletin yapması gereken her şeyi yapmasını, vatandaşına sahip çıkmasını, bu ülkenin zengin bir ülke haline gelmesini sağlamak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur. Çünkü bütün dertlerin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun için birbirinize sahip çıkın. Buraya gelenler kadar gelmeyenler bizim için kıymetlidir. AK Partili'yi, MHP'liyi kenarda, dışarıda bırakmayın. Onlar da bıktı. Bıçak kemiğe dayandı. Artık oy vermeyecekler. Bir kısmı vermedi. Bize verdi. Hepiniz biliyorsunuz. Bir kısmı sandığa gitmedi. Ama yıldı hepsi. Yıldı. Kimse fakirliğe oy vermez. Kimse yoksulluğa, işsizliğe oy vermez. O insanlara hep birlikte sahip çıkacağız. Ama itmeyin. Koluna girin. Biz iktidar olduk mu kimseyle derdimiz yok deyin. Teminatı benim komşu deyin. Uzak durma deyin. Geleni partiye getirin. Gelmeyeni evinde ziyaret edin. Tarlasında ziyaret edin. Kahvede yanına oturun. Domino oynarken onu izleyin. Ama ikna edin. Ve artık bu iktidardan kaçışı hızla devam ettirelim. Bu gidişle olursa bir seneyi geçmeden, bir seneyi biraz geçe, seneye Kasım'da bir erken seçimden kaçamazlar. Ve o seçim günü geldiğinde 100 yıl sonra yine
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi iktidar partisi olacak. Yine bu milletin yüzünü güldürecek. Yine Türkiye şaha kalkacak. Yine Türkiye gelişmiş ülkelerin korkulu rüyası olacak. Yetişecek, onları aşacak. Avrupa Birliği'ne girecek. Parası değer kazanacak. Biz Tayyip Bey gibi hem giderlerden hem gelirlerden değil, hem masraftan hem maaştan değil, 6-0 ama bütün giderlerden 1-0 atacağız. Tayyip Bey oradan da attı, buradan da attı. Aynı hesap. Hiçbir şey değişmedi. Biz maaştan atmayacağız, fiyatlardan 1-0 atacağız. Bugünkü maaşla mazotun 4 lira olduğunu düşünün. Bugünkü maaşla kıymanın 55 lira olduğunu düşünün. Pirzolanın 70 lira olduğunu düşünün. Bugünkü maaşla bütün fiyatlara bakın, 1-0 atın. Avrupa Birliği'nin alım gücü o. Avrupa Birliği'nde emekli bizden 12 kat fazla alım gücü var. O noktaya 10 yıllık CHP iktidarında ulaşacağız. Yarısına ilk 5 yıl, ikinci yarısına ikinci 5 yıl. Bundan sonra çarşıya çıktığınızda, pazara gittiğinizde, kasaba gittiğinizde, bakkala gittiğinizde etikete bakın. Deyin ki 1-0 atın, CHP gelince böyle olacak deyin. Ben görmediysem 10 sene sonra oğlum görecek. 20 sene sonra torunum daha iyisini görecek deyin. AK Partili'ye, MHP'liye deyin ki 1-0'ı kapatın, CHP gelirse böyle deyin. Çay kaç para Manyas'ta, 12 mi 10 mu? 7,5. Deyin ki 75 kuruş olacak çay. CHP gelirse çay 75 kuruş. Mazot 4 lira, dana kıyma 55 lira. 10 kat fazla alım gücü. Ne sayede? Avrupa Birliği sayesinde. Oraya giren o hedefe ulaşıyor. Bunlar bıraktılar, yönü başka tarafa çevirdiler. Bizim istikametimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği taraftır. Çok basit. Yönü o tarafa çeviriyoruz. Selanik'e, Paşa'ya selamı çakıyoruz. Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Bu milletin yüzünü güldürüyoruz. Başka yolu yok. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkan size emanet. İlçe başkanımız size emanet. İkisi birbirine emanet. Hep beraber yürüyeceğiz. İktidara kavuşacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.